Bir gariptir bu gönül. Yol yoktur, izi yoktur. Kapısını çalan biri yoktur. Yoksulluğum yokluktan değil, yanlış anlama. İnsanlığın tükenip bitmesindendir. Madde değil insanı insan eden şey. Gönüllerde kocaman bir yarayız. Kalbindeki merhamet gözlerinde yaş bırakıyorsa, yaptığın iyilik karşılık aramıyorsa, işte o zaman bir umut vardır. Bir umut vardır insanoğlunda. Çok bir beklentim yok. Çocukluğumdaki gibi mutlu olmayı özledim. Çok kırgınım insanlığa. Belki bu yüzden aşığım dağlara, belki bu yüzden seviyorum yalnızlığı. Hayat gelir geçer su gibi, gençliğini bitirir yıllar. Bugünün yarını yok, hayat şimdiden ibaret. Dün geçti bitti, ertesi yok. Yaşanmamış kaç mevsim geçti hayatımdan. Kuru bir yaprak gibi döküldü heveslerim, düştü dalından. Yaşanacak ne varsa yaşanacak. Bir gün yağmur yağar üstüne, belki de bir gün güneş açacak. Zamanı bırakmak gerek bazen. Elbette bir dert biter, bir dert başlar. Sabır ve zaman her şeyin ilacı. Bazen üzülür, bazen seviniriz. Hangi dert kalmış insanda kalıcı? Belki bir gün sonbaharlar yaza kavuşur. İnsanlık sonunda merhametle buluşur. Bekliyorum. Biraz daha inatçıyım. Hala bir umut içindeyim. Belki de bir mucize peşindeyim. Daha önce kamp yaptığım bölgeler artık biliniyor. O yüzden çok sayıda insan gelmeye başladı. Ben de yeni yerler keşfederek biraz daha uzaklaşmak istiyorum insanlardan. Ben bu bölgeyi değerlendiririm. Buraya araç giremez çünkü çukur oluşmuş burada. Buradan araba geçmez, normal bir araç. O yüzden buraya bir yere tekrar gelebilirim. Böyle çok sıkıldığım zaman, darlandığım zaman buralara gelebilirim. Şuraya bir yere de çadır kurabiliriz. Yol devam ediyor. Buradan nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Çok da fazla inmeyi düşünmüyorum. Artık birinin tarlasına mı gidiyor? Baksanıza, devam ediyor bu yol. Yani gitmeyi de istiyorum aslında ama çok güzel de bir yolu var. Motosikleti alsak gitsek mi acaba? Gidelim bakalım ne var ne yok. En azından bir doğa yürüyüşü yapmış oluruz. Yolu size de göstereyim. Yürümek iyidir. En azından doğa yürüyüşü yapmış oluruz. Motosiklet kalsın orada, bir şey olmaz. Bu tak tak sesler benim dizlikten geliyor. Bu yol nereye kadar gidecek merak ediyorum. Şu virajın sonuna kadar gidelim bakalım. Hala devam ediyorsa artık geri döneceğim yani. Ben normalde cuma akşamından çıkıyordum yola. Akşam da hazırlığım bitmedi. Dedim bari cumartesi gündüzden gideriz. Biraz da kayıt alırım dedim yoldan geçerken. Ama saat öğlen oldu ben çıkana kadar tabi. Şu an kaç bakalım saate? Saat 3 olmuş. Bayağı vakit geçmiş. Geçenlerde ben gölde kamp yapmıştım ya, en son göl kampımda.
Belki bu yol oraya iniyor olabilir. Çünkü buradan U dönüşü köye iniyoruz. Köyün yanında da yakınında göl var. Burası göle iniyor olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Burada domuzlar gezmiş gördüğünüz gibi. Onların ayak izleri var. Yaklaşık 1 kilometre yürüdüm. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Sayenizde 1000 aboneyi geçtik arkadaşlar. İnşallah bundan sonrasının devamı gelir. Bu da benim elimde olduğunu düşünüyorum. Ne kadar kaliteli, ne kadar güzel içerik üretirsek o kadar çok izleyen olacağını düşünüyorum. Motosikletin yanına geldim. Burada mı kalsak acaba ya? Yine eskiden gittiğim yere gideyim. Bakayım orada kimse var mı? Bu demiri de buradan kestirmem gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye turunda buraya kaynak yaptırmıştım bunu. Telefonu takmak için. Artık gerek kalmadı. Yalnız burayı görüyor. Ben biraz daha yüksek yaptırsaydım kadraj daha güzel olacaktı. Onu hesap edemedik. Aynayı görüyorsunuz burada çekim yaparken. Biraz daha yüksek yaptırmamamın sebebi şuydu. Ne kadar uzarsa o kadar çok esneyecekti ve titreşim olacaktı. O yüzden hatta daha da kısa yaptırmayı düşünüyordum. Sadece dedim şuradan şöyle görsün. Bazı şeyleri deneyimleyerek anlayabiliyorsunuz. O an onu tahmin edemedim. Öyle oldu. Biraz daha yüksek yapsaydık sallanır diye düşündüm işte öyle yani. Bilmiyorum. İşte yokluktan dolayı elimizdeki imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa bende de güzel bir kamera olsaydı tabii ki daha farklı olurdu. Eski kamp yerimize geldik arkadaşlar. Yalnız ben hiç yorum yapmayacağım. Böyle işte. Biraz da odun toplamam gerekiyor. Akşam ateş yakacağım. Bir gidelim bakalım ne bulacağız. Mantar da var burada. Mantar gördüm ama mantardan pek anlamam. Hangisi yenir, hangisi yenmez. Bunlar yeniyor mu, yenmiyor mu bilmiyorum. Emin olamadığım için. Aslında toplayalım, sorarız. Yeniyorsa yeriz, yenmiyorsa zaten kaldır at. Kestane toplayalım dedik de ağaçların başında hiçbir şey yok ya. Ben görmedim. Ya yerlere döküldü. Bir şey bulamadım. Odun topluyorum ben de şimdi. Burada bayağı bir odun var bak. Şu çok iyiymiş. Şunu da koparacağım. Şurada var bir tane. Onu kırabilir miyiz acaba? Testereyi de yanıma almadım ya. Şurada bir tane kocaman ağaç gördüm. Kupkuru görüyor musun? Onu gözüme kestirdim. Bir tekme atıyorum. Kopuyor zaten. Çok diken var. Yanaşamadım ki. Bugün hamak çadırımı aldım yanıma. Kamp alanım böyle arkadaşlar. Yine benim efsane sobayı getirdim. Ormandan da biraz odun topladım. Önce bir ateş başlatalım. Yemek hazırlığına geçmem lazım. Saat 5:30.
Güneşin de batmasına çok az kaldı. Bir gün batımını izleriz önce. Yine bu akşam köze patates koyacağım. Yok, daha pişmemiş. Biraz daha kapatmak lazım üstünü. Patatese bakalım pişmiş mi? On numara olmuş. Bir kapçının günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Ekmek yer misin? Kardeşim, ekmeğin hepsini sana vereceğim. Ben de yiyeceğim. Allah Allah, git peşimden. Evladım yürü. Bak. Yürü lan. Ha, ısır bir de değil mi? Ekmek verdik. Oğlum, gece gece senin ne işin var buralarda? Sabah da geldin, beni rahatsız ediyorsun. Yürü, hadi. Başımıza dert. Hadi yürü. Git. Hadi. Anam baban yok mu? Ailenin yanına git hadi. Başıma dert. Utanmasa beni yiyecek yani. Hadi yürü. Ho. Ho. Aa, demek ki ho demek lazım. Formülü öğrendim. Ho. Bak, geri geliyorsun, döveceğim seni. Yürü. Hadi. Ho. Şimdi kahvaltı yapacağım, beni rahatsız edecek. Sen yine mi geldin? Utanmıyor musun bu kadar içmeye, bak. İçip içip buraya atmışsın. Bana da bir tane at lazımdı zaten. Ben bunu giderken götüreyim. Motorun arkasına bağlayayım. Malzemeleri toparladım. Ben yola çıkıyorum. Kampı sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.